Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Başbakan açıkladı, çok geçmedi, Twitter'a erişim engellendi. Bu karara Türkiye kadar dünyada tepki gösterdi. Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. Ünlü haber ajansı Reuters, Twitter'a gelen yasağı, hükümete büyük zarar veren yolsuzluk skandalıyla boğuşan Erdoğan'ın sosyal medyaya müdahale edeceğini açıklamasından birkaç saat sonra Türkiye'de insanlar Twitter hesaplarına erişemez oldu diye duyurdu. Şu anda tabii bir Twitter denilen bir bela var. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarından NBC de web sitesinde habere geniş yer verdi. Başbakan Erdoğan'ın Bursa'daki sözlerinden sonra Türkiye'de Twitter'ın bloke edildiğini yazan NBC, Erdoğan'ın 6 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmayı da hatırlattı. Bu milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya buraya yediremeyiz. Başbakan o gün sosyal medya için kapatma da dahil demişti. Bu kararın ilk kurbanı dünyanın en değerli kuşu oldu. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Böyle bir özgürlük anlayışı olamaz. Yerel seçimlere 9 gün kala gelen bu yasak CNN'in de gündemindeydi. Konuyla ilgili haberde hükümet, kabinede yer alan eski 4 bakanın karma karışık bir yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı sosyal medyadaki sızıntıları engellemek için çalışıyor. Erdoğan, yolsuzluk soruşturmasının bir darbe planı olduğunu iddia ediyor denildi. Erdoğan'ın aile bireyleri, bakanlar ve üst düzey yöneticilerle yaptığı iddia edilen konuşmaların sosyal medyaya sızdığını belirten CNN, tüm bu kayıtlara karşın milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin mecliste okunamadığına da dikkat çekti. Evet Muharrem Bey, okuyun lütfen. Lütfen okuyun Muharrem Bey, verin. Okun Muharrem Bey, arkadaş okuyacaksın sen ya. Sosyal medyada hükümetin saygınlığını küçük düşürecek sızıntılar olduğunu belirten Associated Press'te, İngiliz Financial Times gazetesi de yasağı Türkiye Twitter'a girişi bloke etti başlığıyla duyurdu. Bunun özgürlükle özgürlükle alakası yok. Avrupa Birliği'nden de bu konuyla ilgili tepki gecikmedi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes, yasağı kendi Twitter hesabından attığı mesajla eleştirerek yersiz, gereksiz ve korkak bir yaklaşım olarak değerlendirdi.